Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın güzel konuşmasını dinledik. Diğer büyükşehir belediye başkanlarımız da burada. Değişik illerden gelen yine belediye başkanlarımız hepiniz buradasınız. Hepinize gerçekten yürekten teşekkür ederim. Biz güzel bir aileyiz. Çok güzel bir aileyiz. Çünkü biz her ortamda, her yerde demokrasiyi savunuruz. Her yerde ve her ortamda adaleti savunuruz. Her yerde ve her ortamda güzellikten söz ederiz. Başarıdan söz ederiz. Varsa bir eksiğimiz, o eksiğimizi dayanışma içinde gidermeye çalışırız. Ve biz vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayız. Hangi görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun ona hizmet götürmeye çalışırız. Onun iç dünyasına, manevi dünyasına saygı duyarız. Onun güzel bir kentte yaşamasını isteriz. Çünkü o kent bizim olduğu kadar onun da kenti aynı zamanda. Güzelliklerin yaşamasını ve büyütülmesini isteriz. Hizmetlerin görülmesini isteriz. Ve en büyük özelliğimiz bizim ailemizin Cumhuriyet Halk Partili ailenin en büyük özelliği hesap vermekten çekinmeyiz. Tam tersine halkımıza, bizi seçen halkımıza hesap vermeyi onurlu görev kabul ederiz. Bu bağlamda baktığınızda bunları düşünmeyenlerin doğal olarak hedefi haline geliriz. Çünkü onlar bunu düşünmezler. Kentin rant yarattığını hepimiz biliriz. Kentte yaşıyorsanız o kentin bir rantı vardır. Ama bizim ailemizin temel hedefi o rant o kentte yaşayanlarındır. Birilerinin değildir. Bir grubun değildir. Bir çıkar odağının değildir. O kentte yaşayan bütün insanlarındır. İstanbul'u da böyle düşündüğümüzde diyorlardı ki İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Hala işlerine sindiremezmişler. Hala. Hala nasıl İstanbul'u kaybettik? Bunun acısını yaşıyorlar ve intikam almaya çalışıyorlar. Ön sırada otururken bir tarafımızda il başkanımız, bir tarafımızda büyükşehir belediye başkanımız var. İkisine de siyasi yasak getirmek istiyorlar. Ekrem Başkan konuşurken düşündüm. Evet iki tarafında da böyle. Niçin? Hangi gerekçeyle? Hangi gere? Bana akıllı bir gerekçe söylesinler. Akıllı bir gerekçe. Yalova Belediye Başkanımız burada. Aylardır görevine başlatılmıyor. Bütün bu haksızlıkları biliyoruz. Belki bizim bir eksiğimiz haksızlıkları geniş kitlelere aktarma konusunda biraz nazlıyız. Oysa bunu anlatmalıyız. Her yerde anlatmalıyız. Her ortamda anlatmalıyız. Bizler ülkemizi seviyoruz. Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ama bir ülkenin yöneticileri o ülkeyi yaşanamaz hale getirirlerse bize düşen büyük bir sorumluluk var. Halkı aydınlatmak. Sunucu arkadaşımız hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi. Evet. Gazi Mustafa Kemal'in Anayasanın birinci maddesi. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir der. Milletin üstünde başka bir güç yoktur der. Ama siz yargıyı etkiliyorsanız, parlamentoyu yetkisiz hale getiriyorsanız bize düşen görev demokrasiyi yeniden inşa etmektir. Ve demokrasinin bütün kurumlarını yeniden inşa etmek demektir. Tarihin bize yüklediği çok ciddi bir sorumluluk var. O sorumluluk içinde hareket ediyoruz zaten. Bakın değerli arkadaşlarım. Milletvekillerimiz hapse atıldı. Milletin seçtiği milletvekilleri hapse atıldı. Ve biz bunun mücadelesini verdik. Berat ettiler hepsi. Ama bugün hala farklı düşünen insanların cezalandırılmak istendiği bir ortamı yaşadığımızı biliyorum. Sizler de tanığısınız zaten. İstanbul'u kaybetmenin acısını yüreklerinde hala hissediyorlar. Hala hissediyorlar. Nasıl oldu da İstanbul'u kaybettik? İstanbul'un rantına doymadılar. Beni şaşırtan şu. Ya bu kadar harama tamah eden bir anlayış nasıl olur da iktidar olabilir? Nasıl olur da bu olabilir, yapılabilir? Aklım almıyor. Ve bizler hep birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Nereden ve nasıl baskı gelirse gelsin. Hep beraber omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Dayanışma kültürü içinde yürüyeceğiz kin ve öfke duymadan altını özenle çiziyorum. Kin ve öfke duymadan. Yapılan her haksızlığa karşı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bizim temel görevimiz budur. Kavga çıkarmak değil, haksızlıkları gidermek. Bazıları yargıç cübbesi giyebilirler. Bazıları savcı cübbesi giyebilirler. Hiçbir önemi yok hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar vermeyen hiç kimse yargıç ve savcı değildir. Onlar göstermelik yargıç ve savcılardır. Tarih onlarla ilgili de hükmü verecektir. Ne diyorduk? Daha doğrusu ne derler büyüklerimiz? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasına itibar edilmez. O nedenle birilerinin sofrasına oturan yargıcın verdiği karar hükümsüzdür. Milletin vicdanında hükümsüzdür. Böyle bakıyoruz biz. Böyle değerlendiriyoruz biz. Vicdani kanaat nedir? Vicdani kanaat yarazanın yüreğimizdeki sesidir. Yaradan'ın yüreğindeki sesi yoksa bir kişinin, bir yargıcın o kişi zaten yargıç da değildir. Bütün bunları bilerek azim ve kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Asla umutsuz değiliz. Bütün baskılara rağmen biz gerçekten de 11 Büyükşehir Belediyesi'nde ve diğer belediyelerimizde destan yapmaya, destanı büyütmeye çalışıyoruz. Ve yapıyor da belediye başkanlarımız. Günün 24 saatinde dinlendiklerini, günün 24 saatinde denetlendiklerini de çok iyi biliyoruz. Hep söylerim. Denetlemezseniz namertsiniz. Dinlemezseniz namertsiniz. Bizim Allah'tan başka verilmeyecek hesabımız yoktur. Her yerde ve her ortamda. 40 yıldır çözemediler diye Ekrem Başkan söyledi. Bir sorun var galiba burada. 40 yıldır çözemediler. Eğer 40 yıldır niye çözemediler? Bunu dinlediğimde aklıma şu geldi. 40 yıldır çözemediler çünkü rantı paylaşamıyorlar. Rantı paylaşsalar sorun çözülecek. Ama biz rantı halka verdiğimiz zaman 40 yıllık bir sorun rahatlıkla çözülebiliyor. Bütün bunları biliyoruz zaten. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili aile sıradan bir aile değildir. Biz avukat bürolarında kurulan bir parti değiliz. Biz Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Sivas Kongresi'nden başlayarak kurulan bir partiyiz. Bizim genlerimizde yurtseverlik yatar. Biz halka hesap vermeyi hayatımızın her alanında onurlu bir görev kabul ederiz. Biz topladığımız, aldığımız her kuruş verginin, her kuruş katkının payını mutlaka hesabını mutlaka veririz. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Değerli arkadaşlarım. Elbette ki eleştiriler gelecektir. Her eleştiriyi de saygıyla karşılarız. Hiçbir eleştiriden de çekinmeyiz. Doğaldır. Hayatın akışı içinde eleştiri gelebilir. Elbette ki eleştiri geldiği zaman biz de varsa bir eksiğimiz, eksiğimizi tamamlarız. Hatamız varsa hatamızı gideriz. Bütün mesele eleştirinin ön yargısız ve iyi niyetle yapılmış olmasıdır. Ve doğru eleştiri yapılırsa başımızın üstünde yeri vardır. Bu çerçevede güzel bir temel atma törenini bugün gerçekleştireceğiz. Gerçekten de Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Hanım buradalar birisini. Allah rahmet eylesin Mustafa Kemal'e. Ee, dolayısıyla Sayın Gavuzoğlu aramızda, Bayan Gavuzoğlu çok güzel bir temel atma töreni için, verdiğiniz katkı için ve burada olduğunuz için e, size gerçekten de Gavuzoğlu ailesine selamlarımı, saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum. Bunu bilmenizi isterim efendim. Burada yaş almış İstanbul'lular kalacaklar. Onların da güzel bir dünyada yaşama hakları var. Onların da bir araya gelme, sohbet etme hakları var. Onların da kentin kendilerine verdiği, daha İstanbul'un İstanbul'lulara vermiş olduğu yarardan yararlanma haklarının olması gerekiyor. O çerçevede yaptığınız bağış ve Ekrem Bey'in bugün hep birlikte atacağımız temel verdiği katkı son derece değerlidir. Bölge açısından da son derece değerli. E, muhtar arkadaşımız buradaydı galiba, değil mi? Evet, muhtar arkadaşımız burada. E, bölge içinde bu yatırımın çok büyük bir e, katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. E, size de e, yürekten teşekkür ederim. Efendim, e, bu güzel tesis için bir araya geldik. Kısaca şunu söyleyeyim: Her birimizin tarihe karşı yüklendiği bir sorumluluk var. Güzel ülkemiz için ve her birimiz bu mücadelenin bir parçası olmak zorundayız. Bizim mücadelemiz hak, hukuk ve adalet mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insanlığı insanlığa her türlü katkıyı verme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin huzur içinde yaşadığı, caddelerinde, sokaklarında özgürce gezdiği bir Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz bir hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz bir adalet mücadelesidir ve bu adalet mücadelesini ne yaparlarsa yapsınlar sonuna kadar azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan bütün İstanbulluların da bütün Türkiye'nin de emin olmasını isterim. Bu mücadeleye en büyük katkıyı yapacak olan da bu ülkenin gençleridir. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençler sadece bizim siyaset tarihimize değil, dünya siyaset tarihine de çok güzel bir miras bırakacaklar ve şunu söyleyecekler. Biz otoriter bir yönetimi oylarımızla, demokratik yollarla değiştirdik diyecekler. Onların yapacağı katkı bizim siyaset tarihimiz içinde, dünya siyaset tarihi içinde önemli bir katkı olacak. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim.